Merhaba arkadaşlar, ben Ayhan Ünlü. Bugün listeleme kısmı ile devam edeceğiz. SQLite'da listelemeyi de gördükten sonra bu programı SQLite olarak bitirmiş oluyoruz. Tabii birkaç bunun üzerinde eklentiler falan da yapacağım sizinle birlikte. Programı da mükemmelleştirdikten sonra bir sonraki programa geçeceğiz. Orada neleri göreceğiz? Option box, check box, list box dediğimiz kısımları göreceğiz. Ben yine armut tüş ağzıma piş şeklinde hazır hazır vereceğim size bunları. Command. O zaman listele diye bir şey açayım ben şuraya, listele. Command listele, tamam. Şimdi bakın, command listele de diye bir şey yok. Entepe'ye çıkalım. Şöyle şuraları bir yerlere ekleyelim. Bir şeyleri kesmeden, kesersek hemen altını çizer. Evet, şuraya ekleyeyim mesela. Dev, define, dev. Listele diyelim. Arkadaşlar, buraya işte pes diyelim, pes vallahi. Tamam, bu da bitti. Şimdi bakın, bunu zaten daha önce yapmış olduğum şeylerin üzerine yapacağız. Bunu aslında SQLite'da fazla kullanmış olmuyoruz ama yine de işte tamamlayayım bunu. Sonra bir tekrar string komutu falan verip burada kayıtla mesela hepsi büyük harfle falan girmesini ekleyeceğim. Bir şeyler daha ekleyeceğim. Bu programı işte en mükemmel hale getirdikten sonra bu programın daha gelişmişlerini yazılacağız. Tabii o zaman 3 parametre olmayacak. Birçok parametre olacak. Birbirlerine falan bağlayacağız. Ama işte elimizde sınırsız, yani güzel bir örnek olmalı. Onun için uğraşıyoruz. Uğraşıyorum. Bak, şurada listeleme verilmiş zaten. Buradan başlamış böyle listeleme. Şuradan aslında bunun aynısını yapacağız yani. Veri çeke falan tabi burada gerek yok. Buradan verileri nereden çekeceğiz? SQL tablosundan çekeceğiz. Önce üçlü bir set. Biz burada dörtlü oluşturacağız. Çünkü dört tane parametre var. Bir tanesi de neydi? Primary key. O yüzden dörtlü bir tablo oluşturacağız. Ve buradaki gibi sonra bunu sınırsız hale, yani kaç tane veri varsa ona göre getirmiş olacağız. Önce şimdi parça parça gidelim arkadaşlar. Yani bunun aynısının birazcık değişini şeyde yapacağız. Pro 3'te, yani SQLite için yapacağız arkadaşlar. Bunları zaten yapmıştık. O dersi izleyebilirsiniz. Hepsi kayıtlarda mevcut. Burada kısık sesle konuşuyorum. Oğlum uyuyor, denizden geldik. Ondan dolayı tekrar söylemiş olayım. Şimdi bakın, şurada pace'in üstüne yazmaya başlayayım. Şimdi hepsini bir çekeceğim yani. Hepsini çekeceğim. Nereden çekeceğim? Şunları bir kere alalım. Yani şimdi silme hariç. Global data. Lazım olursa şu saymayı onları çağırırım. Şuradan başlayayım çekmeye. Hepsi diyelim çek. Şuraya kadar bana lazım. Yani burada diyorum ki bir tablosunu seç. İşte cursor execute falan. Data eşitle. Bunu bir almam lazım. O zaman global datayı da zaten koymuştuk. Bunu buraya kopyalayacağım yani. Bunlar aslında kütüphanelere getirip çekmek daha kolay ama işte şimdi parça parça gidiyoruz. Modül modül, ondan dolayı böyle olması gerekti. Bu arada programı yeni bulamıyorum. Habire bir ileri bir geri. Şuradan başladık. Ctrl V, yani diyoruz ki global data bir data değişkeni. Global değiş, yani bütün art modüllerde çalışır hale getiriyorum. Cursor'la için önce bir R sorgumu yazıyorum. Bütün verileri çek diyorum. Hepsini data eşitle diyorum. Şu anda data var. Toplam veri diye bir şey uyduruyorum. Toplam veri eşittir. Length'in len'ini yazıyorum. Data'nın kaç tane ise o kadar tane şey var demektir. Bak, burada toplam veriyi buldum. Şimdi bütün verileri çektim. Datanın için attım. Bunları listeleyeceğim. Aynen program 2'deki gibi. Önce o zaman şu içine yazayım yine. Bakın demişiz ki for 3'e kadar say. Şunu alayım. Bunları yaptık başka derste. Şunu bir copy yapayım. Ondan sonra arkadaşlar buraya alayım. Bir güzel kontrol ve yapıştırayım. Tabii bu 4 olacak şimdi. 4 sütun açacağız. İşte VA'da toplayacağız. Frame
3 mü? Ha, frame 3'ü açmadık tabii daha. Frame 3'ü açalım. Tamam. O zaman frame 3'ümüz eksik. Bakın şuradaki frame 3 bir çerçeve oluşturmamız gerekiyor. Sonracığıma işte variable'ları falanları filanları eşitleyeceğiz. O zaman şunu şimdilik sileyim ben. Ya da silmeyeyim dursun. Uğraşmayayım. Frame 3'ü bakalım. Alalım frame 3'ümüzü. Neredeydi bu? Şurada bakayım. Hah. Tamam. Şimdi burada bunu boş verin. Bunu da boş verin. Bunu da boş verin. Boş vermeye devam edin. Dur bakayım. Frame 3'ü arıyorum arkadaşlar. Belki de geçtim. Bakıyorum. Ha şuraya açmışım frame 3'ü. Bir saniye. Şuradaki frame 3'ü orada açmam lazım. Ve en altta bir yerde de bunu kapatmış olmam lazım. Bakın, heh, tamam şu altta da frame 3'ü atmışım ekrana, kapatmışım falandır filandır. Evet. Şimdi frame 3'ü burada da uygulayalım o zaman. Arkadaşlar şuradan bir yerden frame 3'ü açacağız. Frame 3 eşittir frame çerçeve nerede? Pencerenin içinde. Açtık kardeşim. Eyvallah. Küt diye gitti yalnız. Çünkü neden? Çünkü ondan. Şöyle bakıyorum burada. Tamam şu hizada frame'i kapatma, frame'i bir sonsuz döngüye sokmam lazım. Önce bir ekrana yollayayım. Frame 3 nokta grid metoduyla ekrana yolluyorum. Ve bir sonsuz döngüye sokacağım onu. Frame 3 nokta main loop diyerek ekranda görünmesini sağlayacağım. Şu anda frame 3 çalışır hale geldi. Tamam. Şu frame 3'ün yazısı kalktı. İşte bu variable'ları falan tanımlamam lazım. Append falan diye. O tanımlamalarda yine burada bir saat uğraşmak istemiyorum. Şuradan alırız. Bakın. Evet. Şuradan şöyle şu iki tane entire entries kopyala. Evet. Değişkenler genelde modüllerin her zaman tepesine yazılır arkadaşlar. O yüzden bunları da buraya böyle tanımlamam. Almış oldum. Variables bir değişken ve boş bir liste. Entires da boş bir liste. O yüzden bakın bunlardakiler de gitti. Şimdi diyoruz ki evet şu anda burada K yok. Ama K birazdan olacak. Şimdi kaç tane veri varsa o kadar K olacak şekilde ayarlayacağız. Şimdi bakın şuradan bir bakalım nasıl K'yı kullanmışız. Bakın daha önceki çalışmamızda for k each toplam veri sayısı kadar sütun açmışız. Yani şunu aslında alabilirim buradan yine. Sonra o for'un içine sokacağım onları. Kopyala. Evet arkadaşlar bunu aldım hafızaya. Şimdi şurayı açıyoruz mu? Nerede bakalım şimdi? Bir dakika şunun altına açacağız. For içinde for döngüsü oluşturuyoruz. Ctrl V. Eyvallah. Fakat bu bunun içinde değil şu anda. Bunun içine atmak lazım. Evet. Bir dakika. Niye böyle oldu? Tamam doğru o zaman. For içinde for döngüsü olmuş oldu. Şöyle bir inceliyorum arkadaşlar. Toplam veri kadar yap. Falan da filan. Inter Milan. Yani tamam. Bunun gözükmesini sağlayacağım şimdi. Şimdi Ctrl C ile bir kaydedeyim. Ve önce kaç tane verim olduğunu bile bilmiyorum maalesef. Ona bir bakayım ben. Python 22'yi açıyorum. Arkadaşlar Python 22'den veri.db'yi değerli arkadaşlar buraya atıyorum. Bakayım kaç tane verim var. Evet işte değişiklikler olmuş falan bana sistem uyarıyor. Veri görüntüde bir tanecik bir veri var. Tamam birkaç veri ekleyelim bari arkadaşlar. Sadece bir tanecik veri olursa olmuyor tabii. Yani çirkin olur. Yani olur. Niye olmasın da. Şimdi ben tabii önce programı bulmam lazım. Nereye soktuysam onu. Olmazsa çalıştıracağım.
Ben bunu açıp çalıştıralım bakalım. Birkaç tane veri sokalım. O sisteme Ctrl S yapalım. Şimdi bunu çalıştıralım. Python 3 olarak. Clear screen. Python çalıştır. Neyin? Proc3.py'yi çalıştır kardeşim. Eyvallah. Şimdi birkaç tane veri girelim. Veri girme. Ablam yazın. Feyza Savran. Ondan sonra 1111 uyduruyorum. E-mail da Feyza et Feyza diye uyduruyorum. Kaydettiriyorum. Kaydoldu. İptal deyip programımıza çıkmadan şuradan bakabilir miyiz diye bir deneyeyim. F5'e basayım. Bakın iki tane veri oldu. Bakın 3'ten sonra 1 ile 2'yi zaten silmişim denemelerde. Her birinin bir primary key var. Bunun için 3'ü, bunun da 4'ü. Sırayla vermeye devam ediyor sistem. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Listeli. Listeli eklemiş miydim? Neyse ekleyelim. Şimdi iki tane veri var. Bir listeli. Bakın ne oldu? Tık tık. Tamam. Şimdi şuraya ID'leri yazacağım. Şuraya da şeyleri yazacağım. Verileri yazacağım. Aslında burayı başlık satır diye de yapabilirim. Daha sonra öyle yaparız. Sonraki çalışmalarda. Yani şurada başlıklar çıkar. Şuradan da ID'ler olur. Şimdilik böyle yapalım. Çünkü düz olarak elinizde bir tane bulunsun. Daha sonra süsleye püsleye gideceğim yani yeni programda. Tam bir profesyonel bir görüntüyle yapacağız. Oh, bu arada çorbamı içmeye devam ediyorum. Şimdi bunu kapatıyorum arkadaşlar. Bardakta çorba içiyorum ben genelde. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Program 2. Pardon şuraya. Bunları bakın böyle toplam while, control falan. Bunu alıp aynısını yapabilirim yani. Yani bu ne diyor? Control küçükse diyor toplam veriden. Control kaçmış. Eksi 1'den başlıyor. İşte küçük oluncaya kadar, eksi 1'e kadar say diyor. Tık 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 bölüp atıyor. Olay budur. Şimdi aynı şeyi kullanalım. Şöyle şurasını alayım. Kopyala diyeyim. Proc 3'ümüzü açalım. Bir dakika nereye yazmışız onu? Evet şu for hizasında yazmışız. Tamam doğru yapın. Burada da çünkü çalışmış şey ya. Şimdi 50 satık beyin yormuyorum yani. Tık tık kontrol ve while. O zaman kontrolümüzü de eksi 1 olarak değişkenler kısmına arkadaşlar gelelim. Kont işte eksi 1 girmişiz. 1 olduğu küçük olduğu sürece şey kont eşittir kont artı 1 diyerekten gidip gelmesini sağlamışız. Peki verilerimiz nerede? Datanın içinde arkadaşlar. Verilerimiz datanın içinde. Şimdi datadan tek tek çekip onları yazdıracağım. Şimdi yani ne yapacağım? Evet. Şimdi bir düşüneyim ben önce. Şimdi bunlar datanın içinde olduğu için buradan biraz farklı olacak tabii. Şuradan biraz farklı olacak. Bakın index diye bir şey varmış. İndeksin içine atmışız bunları. Bu arada index evet index de oluşturmamız lazım. Eksi 1. İndeksi de 1 arttırmışız. Şu bölmeye gerek yok. Direkt yazacağım oradan. İndeksi de 1 arttırarak gitmişiz. O zaman buraya indeksi de tanımlayalım. Arkadaşlar index eşittir. Eksi 1 diyelim. Tamam eyvallah kardeş. O zaman yine indeksi de 1 arttıralım. İndex artı eşit 1 diyelim. Bakın böylelikle tabii yanlış yazdık. Bayılırım yanlış yazmak. İndeksi yazmamışım. Hayret yazmamışım. Şıkıdım şıkıdım diyoruz. Tamam. Şimdi bakın program 2'ye benzeteceğiz. Elimizde örneğimiz var çünkü zaten. Şimdi entires'ın içinde hepsini entires'ın içine almışım. Şunun bir tanesini alalım. Yani şöyle alalım. Bunu kendimize uygulayacağız. Kopyala diyelim.
program 3'ü açalım. Ctrl V ile de yapıştıralım. Şimdi burası bizimki farklı tabii biraz. Entires ve entries. Entries. Artık işte böyle bazen saçma salak şeyler söyleyebilirim. Özür dilerim. Index. Evet. Çok güzel. Fevkalade. 0, 0, 0. Ama şimdi 0. Evet. Evet. Yani şu sıfırıncı karakterden itibaren değil mi? Şurasını değiştirmem gerekiyor yani. Şimdi burada böl demiş ya. Burada ne artıyor? Kontrol artıyor. Kont artıyor. O zaman diyeceğim ki buraya kont artıyor. Yani birinci kayıt mesela. Şu anda sıfırıncı kayıtınca bahsediyoruz farz ediyorum. Yani diyorum ki data. Eyvallah. Sıfırıncı kayıt. Yani sıfırıncı kayıt değil tabii. Kaçıncı kayıt? Kontuncu kayıt. Yani kont kaçsa o kayıt. Yani sıfırsa sıfır. 1, 2, 3 gibi gidecek. Eyvallah. Peki onun hangi indeksini alacağız? Onun ilk indeksini arkadaşlar ilk indeksi yani sıfırıncı indeksi ilk sütuna koy diyeceğiz. Değil mi? Bakıyoruz. Evet. Bu ne oluyor? Burası primary key oluyor. Sonra 1 arttırıyoruz. Eyvallah. Entries. Tamam. Index arttırıyoruz. Tamam. Bunun yine aynısını buraya yazacağız. Yani şunu alacağız. Kopyala diyeceğiz. Düşüne düşüne gidiyorum arkadaşlar. Şu anda biliyorsunuz dersleri o anda yapıyorum. Beraber düşünelim diye. Bu sefer birinci indeksi koyacağız. Bu ad soyad indeksi. Sonra geleceğiz buraya. Yapıştır diyeceğiz. Buraya ikinci indeks koyacağız. Bir dakika. Şimdi bu primary key. Ad soyad. Tel. Şimdi dörtlü sütun olduğu için bir tane daha kopyala diyoruz arkadaşlar. Ctrl V ile yapıştırıyoruz. Bir tane daha arttığı zaman da şunu buraya kopyalayacağız. Tamam çok güzel. Bu da üçüncüsü. Üçüncüsü de yani ne olurdu? E-mail. E-mail'lar böylelikle arkadaşlar burada listelenmiş olacak arkadaşlar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ctrl C'yi kaydedip Python 3'ü çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bismillah. Buradan veri listeleme dediğim an hata veriyor. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Bayılırım hatalara biliyorsunuz. Cursor diyor tanımlanmamıştır. Cursor'ı da define yapmamız lazım o zaman. Global data. İşte global cursor. Ondan sonra global con. Global'i nasıl yazıyorum artık yani. Tamam. Bunların hepsini buraya eşitledim. Yine hata çıkabilir. Sorun değil. Yani hataları buldukça yapacağım ben düzelteceğim. Eyvallah. Şuradan diyeceğiz ki veri listeleme. Tamam. Çok güzel. Cursor is not defined. Evet, yazdık ya cursor. Kardeşim. Kayıt mı etmedik? Bakayım bir bakayım. Cur. Cursor. Tamam. Cursor. Tamam. 51 diyor. 51. Tamam. Cursor. Tamam arkadaşlar. Şimdi o zaman demek ki cursor'ı bir yerlerden çekmemişiz. Hemen çekelim. Yani diyeceğiz ki evet. Kont. Şunu bir de çekmem lazım. Şu ikisini çekmem lazım. Tablo ekleyle kontak kuru çekmem lazım. O zaman çekelim. Kontak kur önce bir çekelim. Kontak kur. Eyvallah. Sonra tablo ekle. Tamam. Onlar diyor tanımlanmamış diyor. Şimdi tanımlanmış. Veri de çekilmiş oldu. Konunun ne olduğu da tanımlanmış oldu tepeden. Ctrl C ile kaydetmeyi mutlaka unutmayın.
Şimdi bakalım ne yapacak? Kontrol veri listeleme. Evet arkadaşlar bakın 3, 4 Ayhan Zartsur burada falan. Ve arkadaşlar buradan ben bunu da açayım. Şöyle yan yana koyayım. Bakın bu benim listem. Aynısı. Görüyor musunuz? Aynısı. Böylelikle SQLite'da da ilk verimizi arkadaşlar listelemiş olduk. Evet arkadaşlar böylelikle bakın birebir listenin tamamı bizim de kendi listemizde var. İşte SQLite'da verilerin listelenme metodu da aynı fakat bu sefer datadan çektik. Bir de yazılımı biraz farklı tabii. Üstüne direkt şey yaparken burada datanın kaçıncı kaydındaysa bu kont kaçıncı kayıt olduğunu gösteriyor. Sıfırıncı, birinci, ikinci ve üçüncü indekslerini alıp yerlerine yerleştirdik. Bundan sonraki derste işte düzeltme kısmı ve çık kısmında iki tane buton ekleyerek yapacağız ve artık daha güzel konulara yol açacağız. Yani yelkenle yol alacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Esenlikler diliyorum. Gönlünüzden ne geçiyorsa hepsi olsun diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.